Bana bakın. Sakın ha bir aksilik olmasın. Bu film Banu Hanım'a kendimi affettirmek için hayati önem taşıyor ha. Bu romantik film Banu Hanım'ın en sevdiği film. O iş bizde abi. Sakın ha. Banu Hanım. Kenan Bey. Çok güzel romantik bir film izleyeceğiz. Aa, ben romantik filmlere bayılırım. Buyurun. Oynat Uğurcuğum. Anlaşılma var Banu Hanım. Ulan hayvan herifler lan. Allah belanızı ver. Ulan romantik filmle korku filmini nasıl birbirine karıştırırsınız lan? Abi biz inan Titanic'i koymuştuk. Biri filmi değiştirmiş. Kovacak, öldürecek, kurtulacak sizden. Allah. Abi, yemin ediyorum filmi ben bizzat kendim izledim. Benim izlediğim film romantik filmdi. Benim izlediğim filmde bir tane gemi vardı. Filmin sonunda batıyordu abi. Ulan seni ben şimdi bir batıracağım. Bir batıracağım, bir daha çıkamayacaksın. Ha? Vurma abi. Tamam abi. Beceriksiz herifler! Kenan abi kahveniz. Ne yapacağım ya? Ne yapmam lazım ya? Ben Banu Hanım'a kendimi nasıl affettireceğim ya? Kenan abi. Kadınlar sürprizlerden hoşlanırlar. Diyorum ki Banu Hanım'a küçük bir sürpriz mi yapsak? Nasıl bir sürpriz ya? Mesela odasına böyle bir çiçek mi yollasak diyorum ha? Çok iyi fikir lan. Çok iyi fikir. Banu Hanım'ın odasına şöyle birkaç düzine kırmızı güllerden kocaman bir buket gönderin oğlum. Hemen hallediyorum abi. Buna dayanamaz artık herhalde. Banu Hanım. Buyurun benim. Bu çelenk Kenan Bey tarafından sizin için gönderildi. Nasıl yani? Hayvan herifler. Öküz oğlu öküzler sizi. Abi. Sığır sürüsü sığır. Abi. Beceriksiz herifler. Ulan ben size çiçek gönderin dediysem cenaze çelengi mi dedim ulan? Ha? Ha? Yemin ediyorum gül dedim ben ya. Gül dedim vallahi. Ulan gül gönderdiysen Banu Hanım niye ağlıyor lan? Ha? O siyah çelenk ne lan? Ha? Allah sizin cezanızı versin ulan. Ha? Fıttım ulan sizden. Gelin. Senin cenazene de çelenk göndeririz inşallah dedi Kenan.